Ya ağam, bu iş olmadı. Hem de hiç olmadı. Ya senin ne işin var ta oralarda? Gemilerde, denizlerde. Hey Allah'ım ya. Başka çarem yoktu be abi. Eylül. Başka biriyle evleniyor. Koray'la. Bizi ayırmak için her türlü pisliği yapan herifle evleniyor. Değil mi? Sen dururken ne işi var o serseriyle? Hem sen konuşmadın mı yengeyle? Yani Eylül'le. Olmadı abi. Gelmedi benimle. Dinlemedi beni. Ben Koray'ı seviyorum. Git buradan dedi. Bir şey diyemedim. Konuşamadım. Üstüne bir de aileler girince işin içine mesele benden çıktı. Ben de onların hayatından çıkıyorum. Tek isteğim Eylül'ün mutluluğu. Ama o herifle çok zor. Ağam, sen yengeye mektup yazmadın mı? Orada her şeyi bir bir anlatmadın mı? Ona rağmen nasıl gidip başkasına varır? Bu işte bir terslik var. Acaba mektup okumadı mı? Sen sordun mu ona? Neyi değiştirir abi? Kız evleniyor diyorum sana. Dün onu gelinlikle gördüm. Ölseydim daha iyiydim. Onu beyazlar içinde bir başkasına varırken göreceğime ölseydim daha iyiydi abi. Sen git artık. İşinden gücünden geri kalma. Birazdan emlakçı gelecek. Benim evi kiraya vereceğim. Akşam Mersin'e gideceğim. Sabah da Mersin limanından denize açılacağım. Ağam. O gurbette ihtiyacın olursa ne olur beni ara, oldu mu? Dünyanın öbür ucunda olsam ertesi gün oradayım. Seni asla satmam. Bil, oldu mu? Biliyorum abi. Sen benim abim sayılırsın. Bu yaşıma kadar erişime koştun. Her derdimi dinledin. Çok sağ ol be abi. Çok sağ ol. Sen sağ ol ağam. Sen de benim kardeşimsin. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Evet. Evet, evet, evet. Evet. Yağız Bey, her şey için teşekkür ederim. Hem bana hem ekip arkadaşlarıma çok iyi davrandınız. İnşallah yeni gelen patron da sizin gibi iyi kalpli olur. Merak etmeyin. Yeni patronunuza tembih edeceğim. Size kötü davranacak birine burayı vermem. Kendinize iyi bakın. Siz de. Her şey için teşekkür ederim. Tamam Yağız Bey. Dediğiniz gibi kirayı düşük tutup öğrenciye vereceğiz evi. Aynen öyle. Siz bana haber verirsiniz zaten. Anlaştık efendim. İyi günler. İyi günler. Hiçbir yere gitmiyorsun Yağız. Gidiyorum baba. Her şey hazır. Başvurunu engelledim. Gitmiyorsun. Hiçbir yere gitmiyorsun Yağız. Ben gidiyorum baba. Beni burada durduramazsın. Hayatımı bir kere mahvettin. Bir daha mahvetmene izin vermeyeceğim. En yakın zamanda o başvuruyu tekrar yapacağım. Yoluma engeller koysan da ben senin yanında durmayacağım. Bırak artık hayatıma karışmayı. Kendinden daha fazla nefret ettirme beni. Yaz, dur dinle. Senin kızgınlığın bana değil. Ben senin gerçekleri görmeni sağladım. Senin asıl kızgınlığın o kıza. Bu yüzden hiçbir yere gitmeyeceksin. Onlar gidecek. Bencilliğin gözlerini kör etmiş. Sen beni kendine düşman ettin. Beni burada tutmak için boşuna uğraşma. Bunu başaramazsın. Çünkü sen benim için bir utançtan daha fazla değilsin artık. Yağız! Yağız! İnanmamıştım. Ama gerçekmiş. Gözlerimle gördüm. O adamlar beni kapının önüne koyduğumda, senin emrinle yerlerde süründüğümde gördüm. Sen yalancının tekiymişsin. Niye yaptın bunu? Niye bir hiç uğruna canına kıymaya kalktın? Doğru. Bir hiç uğruna evet. Ama yanlışın var. Ben intihar etmeye kalkışmadım. Zehirlendim o kadar. Sen benim umurumda bile değilsin. Eylül. Bak benim hiçbir suçum günahım yok. Ben her şeyi yeni öğrendim. Yaşar amcaya bunları yapan, benim babamın olduğunu yeni öğrendim. Keşke bana söylediklerinin doğru olduğuna inanabilsem. Keşke gerçek olduklarını bilsem. Bir saniye bile düşünmezdim. Şu kapıdan kaçıp giderdim. Seni bulup sıkı sıkı sarılırdım. Keşke o yalanları söylemeseydin. Ben seni öyle çok sevdim ki. Beni, ailemi kandırdığını bilmeme rağmen seni sevmeye devam etmekten vazgeçemiyorum. Çok sevdim ben seni Yaz. Çok sevdim. Gel şöyle ortaya. Ağırmış da bu bayağı Nuran. Oldu. Yaşar. Yaşar gel. Mümtaz Bey'le konuştun değil mi? İzin verdi yani bahçede düğünü yapmamıza. Bak sonra gelip kızmasın. Müziğin sesini açmayın. Fazla da kalabalık olmasın yeter dedi. Aslında imkan olacaktı. Şöyle bir koç kesecektik. davullu, zurnalı, cümbür cemaat eski mahalleyi toplayıp bir düğün yapacaktık ki. Böyle icap etti Koray. Canım zaten mühim olan gönüller bir olsun, sevenler kavuşsun. Bize bu kadarı da yeter. İki aşık mutlu olsun da gerisi hiç önemli değil. Ben bir Eylül'e bakayım. Hadi biz de yavaş yavaş başlayalım. Hadi. Eylül, niye böyle üzgünsün sen anne? Bak bugün evleniyorsun. Yüzünde güller açması lazım. Bak sen böyle yapınca benim de içime sinmiyor ama. Annem. Ben şimdi sizden ayrılacağım ya. Ondan böyleyim, yoksa iyiyim. Bir şeyim yok benim, merak etme. Baba evinden ayrıldığım gün dün gibi aklımda. Gittim, bilmem kim seni oğluna istiyor dediler. Görücü usulü. Öyle evlendik işte. Zaten baban da ben de genceciyiz. Ne yapacağımızı bile bildik, ne konuşacağımızı bile bildik. Kala kaldık öyle. Ama insan alışıyor be zamanla. Sonra sevdik de birbirimizi. Sonra sen doğdun. Aile olduk. Bak şimdi kızımızı evlendiriyoruz. Yarın bir gün torunumuz olacak. Ömür işte. Öyle geçip gidiyor. Eğer sevdiğinin yanındaysan o evlilik cennet olur kızım. Ha yok değilsen işte o zaman Allah muhafaza. Hayatın cehenneme döner. Ama sen şanslısın anne. Sen Koray'ı seviyorsun. Koray seni seviyor. Bebeğiniz olacak. Ondan sonra hep birlikte kocaman mutlu bir aile olacağız, değil mi kızım? İnşallah annem. Geç oğlum, ha şuraya kurula dur. Hani Eylül nerede? Bak kuaför getirdim. Ha. Eylül gel yavrum, bak kuaför getirmiş Raziye annen. Ha bak gelinim bu işte. Onu öyle bir süsle püsle ki benim aslan oğlumun yanına yakışsın. Hoş zaten çok yakışıyorlar birbirlerine ama sen onu daha da bir güzelleştir ki görenler bir daha dönüp baksın bu çifte kumrulara. Ya ben kendim yaparım saçımı, ne gerek var? Olur mu hiç öyle şey? Bu senin düğünün ayol, gelin başı bu, gösterişli olması lazım. Hadi yavrum, hadi çocuğum, geç otur çocuğum, hadi. Oğlum açsana çantanı. Sana o kadar para saydım, avucuna boşa gitmesin. Senin. Eylül, iyi misin? Bak bakayım. Bak bakayım ona. Ne oluyor? Neden ağlıyorsun? Niye kendine bu kötülüğü yapıyorsun? Yağız'ı severken niye gidip bu adamla evleniyorsun? Biz Yağız'la olamayız artık Aslı. Bizim kavuşmamız imkansız. İyi de onunla kavuşamıyorsun diye başkasıyla niye evleniyorsun? Eylül, bilmediğim bir şey mi var? Ne olur benden bir şey saklama, anlat. Olması gereken bu. Doğru olan bu. Ben Koray'la mutlu olacağım. Bugün değil belki ama bir gün olacağım. Canım benim. Bir tanem. Ben her zaman senin yanında olacağım. Senin tarafını tutacağım. Seninle olacağım. En azından bunu unutma, tamam mı? Gelinler masum olur. Gelinler beyaz giyer. Gelinler saçlarına bu tellerden takar. Gelinler gururludur. Çünkü alnı açık çıkarlar baba evinden. Konu komşu görsün diye. Bu kız iyidir. Bu kız anasının babasının yüzünü yere düşürmemiştir desinler diye. Sen bizim yüzümüzü yere düşürdün Eylül. Namusumuzu iki paralık ettin. Ama al. Annemin vasiyetini yerine getiremedim demeyin. Babam, ne olursun affet beni. Çevirme yüzünü benden, ne olur. Ben dayanamıyorum artık bizim bu halimize. Zaten bu evden gitmek çok zor benim için. Ben bir de seninle böyle küs gidersem çok üzülürüm, yapma. Babam, ne olursun yapma. Ne olur affet beni, ne olursun. Sen benim tutunduğum tek dalımdın. Bakmıyorsun. Saçlarımı okşamıyorsun. Kurban olayım, yapma böyle, ne olur. Ben dayanamıyorum bu halimize. Sen benim tutunduğum tek dalımdın. Ben sen yanımda olmazsan ayakta duramam baba. İçim yanıyor benim, içim yanıyor. Ne olursun bitsin artık bu küslük babam. İyi oluyor değil mi? Yaşar efendi. Anam ayaklarım koptu. Milyonerin kızını alıyoruz, yaptığımız düğüne bak. Şu nikah bir kıyılsın. Eylül'ün Adnan'ın kızı olduğunu duyurayım de. Sonra da zengin dünürüm, ne güzel bir düğün daha yaparız. Ay. Anam anam. Eylül'e. Bu ne ayol? Yağız'dan mı yoksa? Tövbe bismillah, bu nereden çıktı şimdi? Kolay gelsin dayıcığım. Hoş geldin kızım. Eylül nerede? İçeride, saçlarını yaptırıyor. Tamam, ben bir bakayım ona. Raziye Hanım, masa örtüleri. O ne, mektup mu? Yok. Bu şey. Üzerinde Eylül yazıyor. Şimdi daha yerden buldum. Ben de götürüp Eylül'e vereyim diyordum. Ben veririm. Eylül'e arkadaşlarından gelmiştir, tebrik için. Yaşar baba, nereye koyacağız bunları? Geldim, geldim. Yaşar baba, ya bu ampulleri nereye asacağım ben? Hiç de anlamıyoruz bu işlerden, bir akıl ver. Yaşar baba, ne oldu, iyi misin? Ha? Gel, seninle biraz konuşalım. Hayırdır Yaşar baba, bir şey mi oldu? Otur hadi. Evet. Ben kızıma çok kızgınım. Evlenmeden önce büyük bir hata yaptım. Benim de annesinin de yüzünü yere eğdi. Şimdi bu hatayı düzeltmek için evleniyorsunuz. Şu genç yaşta ana olacak. Hayallerine kavuşamayacak. Hep büyük insan olsun istedim. Benim gibi başkası tarafından ezilmesini istedim. Ama olmadı. O benim canım. Şimdi istese canımı veririm. Bundan sonra canım sana emanet. Gözümün nuru sana emanet. Merak etme Yaşar babacığım. Emanetin bizde. Rahat ol. Ben rahat olmayacağım Koray. Kızıma da, torunuma da en ufak yanlışını görürsem hesabını sormak için hazır olacağım. O yüzden bence sen de rahat olma. Yaşar baba, ben onu öyle lafın gelişi söyledim. Ya sen beni bilmiyor musun? Hem her şeyden önce biz birbirimizi çok seviyoruz yani. Olmaz öyle şey. Ben şimdiden söyleyeyim de. Duran, kız odasında mı? Ha, hazırlanıyor. Ne oldu Yaşar'ım? Ne bileyim. İçim bir tuhaf. Eylül Koray'ı seviyorum. Evleneceğim diyor ama benim içim hiç rahat değil. Seven insan mutluluktan havalara uçar. Dilim demeye varmıyor ama o soysuz Adnan'ın oğlu kızınızla evlenmek istiyorum dediğinde o zaman gözünde gördüm Eylül. Kızımın o çocuğu sevdiğini. Ama şimdi emin değilim. Yavrum çok çekti Yaşar. Hem bir de hala bize mahcup canım. Nasıl gülsün eğlensin? Dur sen. Hele şu düğün bitsin, bir evine yerleşsin. Ondan sonra görsen kızını. Ondan sonra yüzü güler hayırlısıyla inşallah. Yaşar, sen de affedersin artık değil mi? Hele bir de torunumuzu kucağımıza aldık mı? İşte o zaman görsen şenliği. Kıza verecektim, unuttum. Al sen ver. Sen fırını kapattın mı? Geldim Raziye, geldim. yapıyorsun anne? Hiç. Yavrum sen giyinmemişsin gelinliğini. Dediler ya hani düğünden önce çekim yapacağız diye. Öyle yaparsan yetişemeyiz ki kızım. Tamam. Giyerim şimdi. İyi tamam. Kokuyor. Ama üstleri çok güzel kızardı bunların. Ay, Raziye bunlar yetecek mi? Gelenlere yeter mi ki? Bana bak, 2 tepsi daha mı börek yapsaydık? Yok yok, bu yeter Nurancığım. Orduyu doyurur bu. Artar bile. Ay Nuran, benim oğlana ben bir bakayım. İnsanlar gelmeden hemen işini artık bitirsin de güzelce giyinsin çocuğu. Tamam. Eylül, Yaşar amcaya tazminatını vermeyen, hayatınızı bu derece zorlaştıran adam maalesef benim babam. Senin için aç kalırım, taş taşırım, her zorluğa göğüs gererim ama bu gerçeği değiştiremem. Keşke zamanla karşına geçip zengin olduğumu söyleyecek cesareti kendimde bulabilseydim. Belki o zaman her şey daha kolay olurdu. Ama yapamadım Eylül. Gözlerine her baktığımda içimde bir korku büyüdü. Zenginliğim seni rahatsız eder de benden uzaklaşırsın diye söyleyemedim. Ama artık elimde acı bir gerçek ve sana olan aşkımdan başka hiçbir şey yok. Seni ilk gördüğüm an sevdim. Tanıdığım günden bu yana aldığım her nefeste güzel yüzünün hayali vardı. Ölene kadar da öyle olacak. Gidersen kal diyemem. Ama kalırsan ömrüm senindir. Güzel yüzlüm. Seni ben çok sevdim. Canımdan çok sevdim. Ama aramıza yalanlar, kötülükler, iftiralar girdi. Ben seni bunlardan koruyamadım. Keşke gücüm yetse, bir mucize olsa da bana inanmanı sağlayabilsem. Ne sana, ne ailene zarar vermeyeceğimi, senin için kendi ailem bile karşıma aldığımı anlatabilsem. Her şeye rağmen tek bir gerçek var. Sen benim ilk ve son aşkımsın.